Peki Çağlar Bey, katılıyor musunuz? Şimdi evet, bir tarafta bir ciddi insani durum yaşandığı kesin. Bütün dünyanın aslında benzer bir duyguda olması gerekir ama bir taraftan da devletler ne yazık ki stratejilerini buna göre değerlendirmiyorlar, belirlemiyorlar. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu meselenin buraya evrileceğini öngörmüş olsa gerek çok itidal açıklamaları yaparken. Fakat Cumhurbaşkanı bir taraftan da bu meselede garantör olmak istedi, arabulucu olmak istedi ama öyle olmadı. Ve bir ölçüde de aslında daha işlevsiz bir fotoğraf çıktı Erdoğan'ın kimliğinde. Biraz böyle burada taban baskısı da mı etkili oldu? Erdoğan'ın daha öne çıkan bir profil sergileme isteği de etkili oldu mu? Ne dersiniz? İtidalden one minute çizgisine geçişi siz nasıl değerlendirdiniz? Ya, ikili bir durum var burada aslında. Şimdi Cumhurbaşkanı dediğiniz gibi başlangıçta iyi idealli bir pozisyon aldı. Ama şimdi bir arabuluculuk rolü Arap ülkeleri tarafından reddedildi. ABD tarafından da reddedildi. Yani Biden'ın doğrudan Erdoğan'ın da içine alan bir paylaşımda bulunmuş olması tam da bu süreç içerisinde. Yani 2019'da yaptığı ABD'nin Türkiye'nin Suriye'de kendilerine karşı bir risk olduğuna ilişkin bildirgeyi tekrar yinelediler bu tarihle beraber. Bu bir yandan Türkiye'ye bu meseleden uzak dur deme anlamı taşıdı. Arap ülkeleri için de 3 aşağı 5 yukarı denklem böyle çalıştı. Bir de burada süreçten doğrudan etkilenen ülkeler var. Yani Mısır ve Ürdün bu sürecin birinci seviye etkilenen unsurları. Ama Kahire'de gerçekleştirilen bir toplantı oldu. Türkiye buraya düşük seviyeli bir katılım sergiledi. Bu biraz da Erdoğan'ın arabuluculuk rolünde birinciliği Mısır'a bırakmak istememesiydi. Ama Arap ülkelerinin de Türkiye'yi böyle bir denklemin içine almak gibi bir talebi, isteği yok. Türkiye şu an için Arap ülkelerinin gözünde büyük oranda para dilenen bir ülke pozisyonuna düşmüş durumda. Yani bunu Arap medyasına baktığınızda da hani Türkiye'nin orada bir diğer ülkeleri derleyip toparlayan bir ortak masaya koyabilecek, burada bir tarafsız bir misyon, tarafsız bir pozisyon alabilecek bir durumu yok. Evet, ama bu algı ekonomiden bağımsız değerlendirilmesi gerekmez mi? Yani ekonomisinin kötü durumda olmasının ötesinde dış politikasındaki tavrı biraz daha etkili. Tabii. Yani ikinci kısım burada Hamas kısmı zaten devreye giriyor. Şimdi İhvani kökenli bir hareket, Hamas dediğimiz hareket, yani Müslüman kardeşler kökenli. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da Müslüman kardeşler kökenli bir isim. Ve Arap ülkeleri için Müslüman kardeşler dediğimiz örgüt, İsrail'in gördüğü gibi bir terör örgütü aslında. Arap ülkeleri de Hamas'a bir terör örgütü pozisyonunda bakıyorlar. Bu Mısır için de geçerli, Suudi Arabistan için de, Birleşik Arap Emirlikleri için de geçerli. Erdoğan'ın burada yapabileceği bir arabuluculuk Hamas'ın da kısmi muhatap alınması anlamına gelecek. Ama Arap ülkeleri de, Batı dünyası da Hamas'ı muhatap almak istemiyorlar. Erdoğan'ın da bu pozisyonda bir bulunmasını istemiyorlar. Böyle bir denklemin içerisinde bulunmasını istemiyorlar. Bu kapıyı işte Biden da kapatmış oldu. Arap ülkeleri de kapatmış oldu. Bu denklemin içerisine baktığımızda Erdoğan'ın bugün tekrar sert bir pozisyon almasının altında yatan temel sebep aslında uluslararası arenada bu şekilde var olamayacağını anlamış olması. Daha keskin bir söylemle belli ki olmaya çalışacak. Ve bu şekilde hangi kapıyı açmış oluyor sizce? Yani ben böyle yer almazsam nasıl yer alırım demiş oluyor. Erdoğan bu denklemin içerisinde giremeyecek. Bu deneme de bu anlamda bir işe yaramayacak ama Arap halklarının gözünde bir pozisyon almış olacak. Erdoğan biraz kendi daha... tabanı mı? Tabii. Kendi tabanı bu anlamda elbet önemli. Zaten biz şeyi gördük, yani bu 7 Ekim'in hemen ardından başlayan protesto gösterilerinde Türkiye'de ilk defa İslamcılar sokağa çok cılız çıktılar. Yani sol kendi gücüyle çıktı. Solun gücü zaten o seviyedeydi, ona o sol için bir şey demeyeceğim. Ama Türkiye'de İslamcılar sokakta yer almadılar. Geniş bir protesto gösterileri bütünü canlanmadı. Böyle bir gerçeklik olmadı. Bu Türkiye'de İslamcıların iki ayağı var aslında bu anlamda. Öncelikle bir hükümetten icazet almaları gerekiyor. Ama burada Erdoğan'ı rahatsız eden bir şey de oldu. Şimdi yeni bir dönem başlayacak. Muhtemelen iç siyasette bunun gerilimlerini de yaşayacaklar. Erdoğan'a rağmen daha radikal bir çıkış yapan unsurlar bütünü yaşandı Türkiye İslamcılığı için. Bu Erdoğan da bence bunu kısmen risk olarak okudu ilk günlerde. Ama şu an için kendisine biçilen, yani kendisine biçebileceği bir rol, bir pozisyon kalmış durumda değil. Hem bu Filistin tarafları için geçerli. Yani Filistin halkı da konuştuğunuz zaman önemli oranda Erdoğan'dan ciddi beklentilerimiz vardı ama o
böyle bir pozisyona gelmedi. Evet, hayal kırıklığı ifade ediyorlar onlarda. Arap ülkeleri içinde keza, yani Arap halklarından bahsediyorum, devlet yönetimlerden değil. Çünkü yani Suudi Arabistan'da, Birleşik Arap Emirlikleri de, bu ülkelerin hepsi Batı ile bir uzlaşı yolunu hattına girmiş durumda. Ama halkları için bu tablo böyle değil. Halkları için tam tersi bir pozisyon geçerli. Erdoğan biraz daha buraya oynamak istemiş gibi gözüküyor. Elbette sizin de dediğiniz gibi kendi tabanını da bu işin içerisine dahil edip o eski işte mazlumun, mazlumların yanında olan dünya lideri pozisyonuna yanaşmak istiyor. Bu çok mümkün değil tabii. Hani ilerideki kısımda açarız bunu ama yeni belirlediği pozisyonu ben böyle okudum açıkçası. Kötü polis de olduğu ifade ediliyor ikili arasında. Katılır mısınız buna? Ya da siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekten burada böyle hani ucu bana dokunabilecek, Cihat Bey'in söylediği gibi ucu bana dokunabilecek bir takım gelişmeler yaşanıyor. O zaman sen de aslında tabanının beklentisini burada karşılamıyorsun. Ben de bunun altını çizerim meselesi mi bu? Siz nasıl değerlendirdiniz? Sizce nasıl, ne konuşuldu dün Beştepe'de? Yani Beştepe'nin içeriğini elbette hani tam bilemiyoruz ama şunu söylemek mümkün. Şimdi bu Filistin meselesi her iki taraf için de, yani hem Bahçeli için hem Erdoğan için bir gerilim unsuru. Nihayetinde politika üretmeleri gereken bir başlık. Ve burada gerçek bir politika üretmemeleri gerektiğini biliyorlar. Gerçek bir politikadan kastım şu, yani 20. gününe geldik Gazze'ye yönelik saldırıların. Ve Türkiye herhangi bir yaptırım, herhangi bir adım, herhangi bir hamle yapma konusunda hiçbir gerçekçi adım atmadı. Şimdi bu bir kere, yani uluslararası ilişkilerde bu tarz durumlarda alacağınız pozisyonun önceliği budur zaten. Yani meclis kürsüsünden konuşmaktan ziyade böyle bir katliam, bir soykırım yapıldığını düşünüyorsanız bu soykırım yapan ülkeyle ilgili bir takım kararlar alırsınız. Ticaretinizi düşürmek gibi, işte büyükelçiler veya temsilcilikler arasında bir takım adımlar atılması gibi, büyükelçinin sınır dışı edilmesi gibi dahil oraya uzanabilecek. Gerek kalmadı gibi. Onlar kendileri çektiler ama biz bizimkini çekebiliriz mesela, öyle bir şey yapmadık. Tabii bunu İsrail, sen benim büyükelçimi korumuyorsun o yüzden çektim ben dedi. Şimdi bu İsrail'in attığı bir başka bir adım. Yani Türkiye'nin güvenlik sağlayamayacak pozisyonda bir ülke olduğu anlamına gerçi geliyor bir yerden sonra. Gerçi bölge ülkelerindeki bütün elçilerini çekti. Yani tüm ülkeler için bu geçerli ve Türkiye'de, yani şimdi Arap ülkelerinin pek çoğunda yönetimlere rağmen bir toplumsal hareketlilik, uzun süren eylemler vesaire var. Yani Ürdün'de özellikle bu tavan yapmış durumda ama Türkiye'de bu tarz eylemler vesaire yapılmadı. Yani çok küçük kitlelerle gerçekleşen eylemler yapıldı Türkiye'de. Hükümet tarafından, kanadından gelen eylemlerinde rakamları çok küçüktü. İsrail'de büyükelçiliği, konsolosluğu riske atabilecek herhangi bir güvenlik sorunu Türkiye'de yaşanmadı. Şimdi bu adımların Türkiye'yi de kapsaması başka anlamlar taşıyor bir yandan İsrail için. Ama Türkiye'nin herhangi bir adım atmadığını, hatta hali hazırda işte biz Hayfa Limanı'na hala Türkiye'den giden ticari gemilerin mal indirmeye devam ettiklerini biliyoruz. Şimdi buradan baktığınızda Türkiye'nin, Erdoğan'ın bu söyleminin de aslında politik olarak boş bir söylem olduğunun Batı da farkında. Ama şimdi Erdoğan iktidara geldikten sonra iç politikada ve dış politikada söylemlerin arasında bir açı vardı ve Batı bunu hep göz önüne aldı. Erdoğan'ın sert çıkışlarını önemsememeyi tercih ettiler. İlhan Bey'in söylediği gibi öğrendiler Erdoğan'ın politika tarzını. Evet. Ama şimdi başka bir, yani İsrail başlığı bunlardan bir tanesi değil. Erdoğan'ın bu anlamda çizgiyi aşmasını istemiyorlar. Çünkü İsrail bir yandan da, yani milyonlarca insanın bir yandan yaşadığı ve gelir seviyesi yüksek, dünyayla ciddi anlamda ticaret yapan ve Yahudi kimliğini temsil eden bir devlet pozisyonunda. Yani Yahudi kimliğini temsil ettiği kısmı ayrı bir tartışma. Ne kadar temsil ediyor, ne kadar temsil etmiyor başka bir tartışma. Ama insanların gözünden baktığımızda oluşan imajın başında gelen şey bu. Haliyle Erdoğan'ın bu anlamda çizgiyi geçmesini istemiyorlar ve Erdoğan kendisine rol verilmedikçe daha sert çıkışlar yapıyor. Bunların fiili anlamda siyaset dünyasında bir karşılığı yok. Erdoğan bununla mukabil adımlar atmıyor. Biraz önce bahsettiğimiz üzere ne askeri ortaklık anlaşmaları son bulmuş durumda, ne ticaret son bulmuş durumda. Yani Gazze duvarı dediğimiz duvarın çimentosunun %78'i Türkiye'den gitti. İsrail ticaret rakamlarına baktığınız zaman Filistinlileri bir kafes içine hapsetme işinin temel malzemesinin tamamı Türkiye üzerinden gitmiş malzemeler. Bu konuda bile hali hazırda atılmış. Aslında Van Milet dediği günden itibaren de hiçbir zaman ticari ilişkisi kesilmiyor Türkiye'nin. Yani bunu da ayrı bir başlık olarak
konuşmuştuk biz burada da. Hatta kat kat artan bir ticari ilişkisi söz konusu İsrail'le, One Minute dediği günde bile. Hem ticarette evet. Hem de İsrail'i herhangi bir biçimde gayrimeşru pozisyona düşürecek, bu dış politikada elini zora sokacak herhangi bir adım hiç atmadı Türkiye. Erdoğan iktidarları döneminin tamamında bu. Evet. Böyle oldu. Yani dünyada bu Mavi Marmara'dan sonra imzalanan anlaşma kadar trajikomik bir anlaşma yok. Şimdi İsrail dedi ki al sana 20 milyon bu işin hukuki sorumluluğunu bile senin sırtına yüklüyorum dedi. Türkiye'nin yani İsrail'le yaptığı anlaşmanın bir ucu oydu. Bu saatten sonra Mavi Marmara'da bir şekilde hasar görmüş, yaralanmış, hayatını kaybetmiş veya buradan zarar görmüş bir insan dava açtığında artık bu davayı Türkiye muhatap olarak kabul edecek. Anlaşmada evet, bu da var. Evet. Yani, Erdoğan da bana mı sordunuz dedi. Evet, kesti bana attı. Mı sordunuz diyerek sorumluluğu da üzerine aldı. Yani Türk dünyada buna benzer ülkeleri küçük duruma düşüren çok nadir anlaşma vardır. Bunlardan bir tanesiydi. Bu da buradan baktığımızda hani Erdoğan ve Bahçeli ürettikleri siyasetin farkındalar. Burada Erdoğan'ı bence tek rahatsız eden tek bir gerçeklik olabilir. Hani o belki başka bir programın konusudur ama Türkiye'de daha radikal bir İslamcı kanat yeşermeye başladı. Bu eylemlerde bunu gördük. Ve Erdoğan'ın da destek tabanının da ötesine evet. geçen, Erdoğan'ı da rahatsız edebilecek bir pozisyon alabilecek bir kitleden bahsediyoruz burada. Daha radikal bir toplamdan bahsediyoruz evet. yani. Yani taban kaybetme endişesi mi yaşıyor? Tabanının içerisinde daha radikal bir kitlenin oluşmasından bahsediyorum aslında. Bu Erdoğan için esas rahatsız edici kısım olsa gerek. Çünkü Erdoğan'ın tabanı da büyük oranda Erdoğan'ın çok zikzaklı politikalar yürütmesine alışık. Yani bugün A dediğine yarın Z demesi kimse için şaşırtıcı bir anlam taşımıyor. Ama bu yeni gelişen radikal kanat, yani o gaz bombasıyla karşılaşan toplam, Erdoğan'ın geçmişte alışık olduğu tabandan daha radikal bir pozisyon almış durumda. Türkiye'nin orta vadesi için Erdoğan'ı rahatsız eden durumların başında gelen işlerden bir tanesi bu olsa gerek. Yani ilk bölümde kısmen konuştuk. Biraz tabanını rahatlatmak için attığı adımların evet. içerisinde bu daha radikalleşen kesimi konsolide etmek gibi bir kaygının da olduğunu evet. düşünmek gerekiyor. Peki. Şimdi